Şimdi Serdar Er bölgeden görüntüleri aktardı. Bilal Söyrenoğlu da çekti o görüntüleri. Önemli görüntüler. Aydın'la devam edelim. Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. 8 helikopter, 7 uçak ve onlarca ekip şu anda bu canlı görüntü, şu anda bölgeden canlı görüntüler geliyor. Bu yangına müdahale ediyor. Dün saat 16.45 sıralarında Bozdoğan Alhisar mahallesindeki ormanlık alanda çıktı yangın. Rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bir anda büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Şimdi Manisa, İzmir, Bolu aslında bütün bu noktaların ve bu noktalarda çıkan yangınların ortak bir özelliği var. Karabüyü de aslında ekleyebiliriz. Rüzgar, yani şiddetli rüzgar. Yangın söndürülmesinde ekipleri en çok zorlayan faktör o rüzgarın şiddetli olması. Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınlarla ekipler dün, gündüz ve gece boyunca çalışmalarını ara vermeden devam etti. Sabah saatlerinde sabahın ilk ışıklarıyla beraber bugün hava müdahalesi tekrar başladı. Hep söyleriz, her yangında ekranlara getiririz. Gece saatleri olduğunda havadan müdahale kısıtlanır. Havadan müdahale kısıtlandığı için de gece saatlerinde yangınla mücadele etmek sabahtan daha zordur. Çok büyük bir alanı etkisi altına aldı alevler ve kelimenin tam anlamıyla önüne gelen her şeyi yakıyor. Yanan alev alanlarsa maalesef siyaha döndü. Ekiplerin alevlerle mücadelesi karadan ve havadan tüm hızıyla devam ediyor. İş makineleri bölgeye geldi. Şimdi farklı bir noktaya daha çevirdiler kamerayı. Bakıyorum acaba başka bir noktada daha mı yangın çıktı diye, ama yani gözümüzün gördüğü her nokta alev alev yanıyor. Bu şekilde adlandırmak da üzücü ama gerçek. Üzücü bir gerçek. Geniş bir alan demiştik. İşte görüyoruz şu anda o geniş alanı. Çok büyük bir alandan dumanlar çıkıyor. Çok ciddi bir ekip de bölgede şu anda an itibariyle çalışmalarına devam ediyor. Aydın, İzmir, Antalya, Bolu, Karabük ve Tunceli'de yangınların çıktığını biliyoruz. Umalım ki kısa bir süre sonra, ne kadar mümkün bilmiyorum ama, yangınların söndüğü haberini de sizlerle paylaşırız.